21 Mayıs Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Veto kartı pazarlık kartı yapılmamalı. Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la İbrahim Kalın da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüştü. Her iki ABD'li de özetle Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğini düşünüyoruz dedi. Hatta eş zamanlı olarak Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz dedi. Peki nedir Türkiye'nin gündeme getirdiği sorun ya da endişe? İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği destek. Peki İsveç ve Finlandiya teröre destek konusunda Türkiye'ye güvence verirse sorun çözülmüş mü olacak? Ya ABD'nin teröre desteği ki asıl sorun İsveç ve Finlandiya'nın değil ABD'nin teröre desteğidir. ABD'nin teröre desteği kesilirse diğerlerininki otomatik kesilecek zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi sürecinde yakaladığı bu fırsatı doğru kullanabilmesi ve tokartını doğru adresle müzakere, pazarlık değil edebilmesine bağlı. Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini onaylamanın koşulunu bu iki ülkenin teröre desteğini kesmesine değil, ABD'nin teröre desteğini kesmesine bağlamalı. Teröre desteği kesmesi karşılığında veto kartını kullanmamayı ABD ile müzakere edebilmeyi kolaylaştırabilmenin yoluysa açık. Ankara, Şam'la anlaştığı takdirde ABD'nin teröre desteğini kesebilmekte de elini güçlendirir. Ancak Ankara ne Şam'la anlaşmaya niyetli ne de NATO'nun genişlemesini ABD'nin teröre desteği kesmesine bağlama niyetinde. Tersine NATO'nun gelişmesini engelleyecek ve tokartını AKP-ABD ilişkilerinde sorun azaltacak pazarlık kartı olarak görmekte. Beto kartını pazarlık kartı yaparak Halkbank davasını düşürmeyi, olmadığı S-400 yaptırımından kurtulmayı, olmadığı F-16 alabilmeyi, olmadığı batıdan seçim dönemi için borç para bulmayı hedeflerseniz iki kere kaybedersiniz. Hem dediğinizi yapamamış olur hem de batının oyun sahasına düşmüş olursunuz. Türkiye'nin NATO dışına çıkması elbette ilkesel tercihimizdir. Ancak mevcut koşullar içerisinde Türkiye NATO içinde de gücünü mutlaka kullanmalıdır. Nasıl mı? Türkiye pazarlık yapamaz ve ABD'nin teröre desteğini sürdürdüğü müddetçe NATO'nun genişlemesini engelleyeceğini ortaya koyarsa NATO içindeki siyasi pozisyonunu güçlendirir. Hırvatistan ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeleri de yanına alır ve NATO içindeki etkili bir odak olur. ABD'nin NATO'daki mutlak hakimiyetini sarsabilir, Almanya-Fransa ekseninin güçlenmesine yardımcı olabilir. O zaman Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisini tasarlama koşulları ortaya çıkabilir ve Türkiye bu konuda söz sahibi konuma yükselir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusu aynı zamanda Türkiye'nin NATO sorununun da parçasıdır. O nedenle konu iktidarın ABD ile ilişkileri düzeltmesinde kullanılacak bir pazarlık kartı olmaktan ötesidir. Dolayısıyla konu muhalefetin de gündeminde olmalıdır. Ancak ne yazık ki TBMM'deki muhalefet partileri konuyu o önemde ele almıyorlar. Hatta geçen sene İsveç'ten 175 bin, Finlandiya'dan 30 bin turist geldi ama bu sene gelmez seviyesinde politika yapıyorlar. Turizm gelirini terörün önüne koyabilme yanlışına kadar düşüyorlar. Oysa çeşitli anketlerin de ortaya koyduğu gibi Türk halkının çoğunluğu ABD ve NATO ile ilişkiler konusunda muhalefetten daha muhalif bir konumda. Dolayısıyla 2023 seçiminde iktidar olmak isteyenin bu gerçeğe göre siyaset üretmesinde yarar var. Altılı ittifaksa tersine Batı ile ilişkileri biz düzeltiriz görüntüsü içerisinde seçim kazanabileceğini sanıyor. Ancak Batı ile seçim kazanma dönemi çoktan kapandı. 21 Mayıs Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Veto kartı pazarlık kartı yapılmamalı.